Hanım, 112'yi aradığınızda... Onu hatırlamıyorum ki işte ben. Hiçbir şey hatırlamıyorsun. Ben evet, onu yani 112 aradım bile hatırlamıyorum. Yani ama hatırlamıyorsan nasıl kapanıyor hemen? Yani olayların akışını düşündüğümüz zaman yani... sizin ayın 26'sında saat 16'da 112'yi aramanız oradan bir şey istemenizi gerektiren bir durum. Tabii. Tam da gününe saatine uyuyor. Denk geliyor. Yani bir şey hayır, oldu. Fark etmedinse o mesela 3-5 dakika açık kalırdı. Beklemediğiniz yani, bir olayla karşılaştınız. Yani sen çevirdin biri de sana dur 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 dedi. Evet. Hiç alakası yok. Yani. Geliyorum demiştim. Kime veriyorsun telefonunu mesela? Ya kim... ben çocuklar eline de alır oynuyor yani telefonla. Çocuklar mı aradı şey ambulans? Alıyor he? Bazen resme falan bakıyorlar. Ama bak sen ne dedin? Fark etmiş kapatmış olabilirim dedin. Yani olabilir hani o anda çocuğun elinde fark etmiş olup yani kapatmış olabilir. Ama 112'yi hatırlarsın. Yok. Ben diyorum işte telefonun neresine bastıysam dandan siz bir de gelir, panik oldun birisi diyecek ne olacak da ben anlamıyorum. Birilerinden mi korkuyorsun sen? Birinden korkuyorsan aslında da söyle. Aslında siz bilebiliyorsunuz da söylemiyorsunuz. İşte senin bildiklerini biliyoruz. Savcılıktan dinlenen telefonlardan biz şey var kafadan uydur. Mehmet olayını ailede belli, kimseye belli söylemedim bana belli söyledi. 20 günlük olay aileye ben ilettim. Niye söylemedin dayılarına? Belli. He? Ve dayılarımla konuşmuyordum çünkü. Niye konuşmuyorsun? Çünkü beni suçladıktan sonra. Geldiğimde. O zaman ben konuyu söylemeyi savcıya diyorsunuz. Söyleme diyor. Ve ertesi günü gidip savcıya anlatıyor. Beni suçlu duruma düşürüyor. İyi ben yaptım. Sizin evinize geldiğimde size sorduğumuzda sizin için üstünüzü. Telefon edin daha iyisini. Size ama ben size şunu söyledim. Size şunu söyledim. Eğer bir şey söyledim varsa bildiğiniz varsa söyleyin. Bu kendinizi itiraf edin. 90 derece döndünüz siz. 90 derece. Orada kurtar kendini dedim size. Ben size sordum ki bu işi kim yapabilir diye sordum. Siz bana ne söylediniz? Bir kız kardeşin de evdeydi. Ne söylediniz? Bu işi dediniz. Ne yengem yani hava cumhur nişancı, temel nişancıya yaptırabilir dediniz. Yalan mı? Onu siz söylediniz işte. Onu sen söyle. Onu siz söylediniz. Siz. Seni Allah sen söyledin. Söyledin. Allah seni. Onu sen işte söyledin orada. Kız bana bak bana. Cumhur senin kankan sen söyledin. O akşamı şunu söyledim. Orada dedim ki bak dedim sizin dedim bu akşamı burada bu evleri yakın bu temel nişancı evleri yakın bunlar. Burada dedim size kimin var kimin lambası yanıp yanmadığı var mı diye sordum. Yapabilir dediniz sen temel nişancı. Havva kim Havva? Havva bunun yengesi. Bu, onun Havva sana... ile Temel'in ne alakası var? Fındık onlar hep buna yan yana ya, yakın. Araları evet çok iyi. Ben gittim sordum mükemmel. Temel dedikleri kişiyle fındık toplamadık biz yani. Hayır Havva yani niye Temel'e yaptırıyor? Havva'nın birlikte bir fındık toplamadık yani. Niye yengen? Yengen değil. Yengen değil mi? Sen ona fındık toplamadın. Ben onu topladım ama Cumhur abi toplamadı. Ya ben sana Cumhur topladı demiyorum. Evet. Ona fındıkla ben size sordum ki böyle bu işi kim yapabilir? Ne dediniz bana? Bunu Lecde yengem. Yapabilir mi sen dedin? Sen yapabilir mi dedin orada? Acaba ona yapabilir mi söyledin siz orada? Siz ne söylediniz? Senin aklında bir noksanlık mı var? Ne söylediniz bana? Var aklımda noksanlık var. Ben size şunu söyledim. Bak Müke Hanım. Sen var ya. Bir şey sorabilir miyim? Arkadaşlar bir dakika biz bilmiyoruz. Şimdi sen var ya. Arkadaşlar. Nazarı çekeceksin. Bak şimdi bir şey Havva diyorsunuz. Yani. Havva Temel'e yaptırmış görüyorum olabilir ben diyorsunuz. Ben görüyorum. Bir işte yenge ismi söylüyorsunuz. Yengenin adı ne? O yenge işte. Şey Havva o işte. Aynı normal ismi. Başka Necla. Bir tane söylediniz. Necla dediniz bir de. Necla diyoruz ama Havva ismi asıl. O Havva var ya. Bu Havva ile Necla aynı kişi mi? Aynı kişi. Aynı kişi. Bunun amcasının hanımı oluyor. Bu Temel kim? Temel benim halamın oğlu, havamın oğlu oluyor. Temel nişancı. Güzel mi bunlar? Onlar birbirine yakın. Komşu. Niye bu Havva, Necla denilen Havva Temel'e bunu işletsin? Ya şimdi bunlara ben sordum, eve gittim de sordum ya ablam onlara bunu kim yapabilir burada? Aynı bu kelimeyi bulandı ve bunlara ben şunu söyledim. Hayır suçlayın, ne suçlayın alakaları vardı dedeyi bu buna? Suçlayın. Yani onu onlara sormak lazım. Bu Necla aynı zamanda senin Mehmet'le dedikodunu çıkartan değil mi? Yok yok. Yok. Öyle diyor Mehmet, Necla yengesi diyor. O da başka bir yenge mi? O işte Havva işte o başka yengesi yok. Bunda bir tane bir sadece Necla ablası var. O orada yok. Münever Necla yok yengesi sadece o. O Havva denen kişi işte. Havva tamam Necla yengen seni Mehmet'le dedikodunu çıkarmış işte. Hiç bilmiyorum. Sen. Ya elin adamı Mehmet biliyor da sen mi bilmiyorsun? Ya onunla birlikte adamı kim çıkarttı bilmiyorum ki. Bunlar söylemesi iyi öyle Müke yani. Müke Hanım şunu da söyleyeyim size. Bunu aslında... Yok mu öyle bir şey? Öyle bir şey yok ki. Müke Hanım aslında bunun tosti dediğimiz var aslında İstanbul'da. Bu biz dedim benim abimi Ali Osman abimi bir tane bayan arıyor. Bu olaylardan bir ay sonra arıyor. Diyor abi mi sen iyi bir abisin. Tamam mı? Abim telefonu nerede? Ben böbrek hastasıyım. İki tane çocuğum var. Benimin eşimle işte bu Esma'nın ilişkisi olduğunu söylüyor. Ama bulamıyor. Sultan Beyzen bir yerde oturuyormuş. Yani o telefon bir telefon numarası var. Tamam nereden buldun sen İstanbul'daki adamı?
İstanbul'da abla su oturuyor. Biz İki savcılığa gittik. Ya suda mide oturmuyor o. Ha. Orasını söyleyeyim de. Ha. Uzak bir yerde. Söyle kim? Bu aynı zamanda bu... Hayır hayır, kim olduğunu söylemesi değil. Onu nereden buldun? Sizin köye mi, çalışmaya mı gelmişti? Ben anlat işte sen de. Bilsin ha. Ya telefonla ben onunla tanıştım ben. Telefonla. Aynı zamanda evli. Boşanmamış. Çocukları da var. Tamam, telefon. Nasıl, telefonu nereden buldun? Ya o zaman hani şiddet eşim uykuluyor diye psikolojik olarak hani sevgi yani huzur bulmak için ben öyle numara çevirmiştim yani. Hiç yalan konuşma, doğruları konuş da çık temizle, tamam mı? Yani bu kadar birinin telefonunu sana tesadüfen hiç çevirdi. Hiç yalan konuşma. O kişi de o kişi mi çıktı? Ah sen, benim bir şeyim olmayacak. Peki ne diyorsun mesela açınca şimdi bir numara, selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben eşimden şiddet görüyorum, sevgiye ihtiyacım var, seninle telefonla mı konuşayım diyorsun? Ya orasını unuttum, hani bayağı kaç sene oldu. Hep onu değil. Bayağı sene oldu yani. Her şey onu diyor. Fazla sene olmadı, babam kaybolmadan bir yıl önce buraya İstanbul'a geliyor. Bu kişiyle ablam buluşuyor. Aynı biz zamanda onunla... ablamla beraber geliyorlar. Hı-hı. Ben ablamla beraber geliyorum. Adın anneme tutucu. Ablamdan geliyor. Gelmedi ama o zaman adın. Kişiye buluş. Bu dediğim kişi bizim edindiğimiz bilgiye göre aynı zamanda Akçabatlı bu çocuk. Akçabatlı ama İstanbul'da oturuyor. Onunla buluştuğumu kanıtlayacaksınız bana. Bana onu kanıtlayacaksınız. Sen bana o dediğin şeyleri kanıtla, o telefon şeyini kanıtla. Siz bana onları hep kanıtlayacaksınız. Tamam. Sen merak etme. Bakın ne yapacaksınız? Ben sana şunu söyleyeyim. Sen var ya. Bu dedem bulunduktan sonra. Şunu söylüyorum sana. Bunu yaban kişi bulunduktan sonra ben o zaman ne yapacaksınız siz? Savcılıkta belgeler gelsin. Gelsin. Senin bu senin nasıl bir kişi olduğunu çıkacak ortaya. Ben bunun eşini de tanıyorum. Bunun eşi bizim köyde. Bunun abisinin orada şey hayvan şeyleri var. Orada duruyordu. Bu köyde duruyordu. Benim evime yakın duruyordu. Çalışkan bir çocuk ama sinirli, biraz da sinirli bir çocuk. Bu eşini de ben tanıyorum. Tanıyorum yani. Eşini de tanıyorum. Dayak yiyormuş işte. Dayak yiyormuş. O şeyli oldu. Karakolluk oldular. Eşi de aynı zamanda bunun abisine çalışıyordu. Sonra abisi gitti karakola bir şekilde çıkarttı onu. Yalnız şimdi Müge Hanım, her şeyde bir ahlak diye bir şey vardır. Bir de kurallar vardır. Evliyken bir başka kişiyle beraber yaşama şansın var mı boşanmadan? Olur ama bunun aynı zamanda yani çok yani... Ya bu konuyla dedemin mevzusunun ne alakası var? Yalan konuşma, yalan konuşma. Şimdi sen yalan konuşuyorsun. Bak orada diyorsun. Siz konuyu farklı yerlere sürüklüyorsunuz. Bana ablam bu konuyu farklı, bunu hep anlatıyorsun. Bak ben bu konu Esma, var ya... Esma senin acaba şimdi mesela insanların ne bileyim... aklının çalıştığı bazı yerler vardır mesela. Şimdi mesela sen cuma günü mesela tuttun bir cinsel haptan bahsetti. Hmm. Ben sana da dedim ki 95 yaşındaki adamla Şevki hocamın da gözleri paltaşı gibi. Ben yani dedem bunu yoksun söyleyince hocam. Ben evet, şok evet. oldum yani. O zaman düşünüyorsun, o şekilde düşünüyorsun. Niye tamam. söyledin? Bu mesela sana cinsel hapı kim söyledi? Ya kimse söylemedi. Hani kendin aklına bunu, geldi. Babam bile diyor acaba ilaç verdiler, sen, vermiş olabilirler mi diye. Bir ay önce babam de mi yasaklanmış dedin yani. Sen? O zaman niye ödeyeyim ben yasaklanmış? Sen, dayın sesinden bana bir konuşan dayın. Benim söylediğim zaman hayır, bir dakika bak çok mevzuları dedin. Atlıyoruz. Bak bu 112 meselesi düşün. Bir dakika bir kere bu 112 meselesi cepte yani. Onu ben unutmadım tekrar döneceğim o bir. Tamam. Ve çok, İkincisi, çok şüpheli bir durum bu 112. Çok bence de yani hani evet. O çok şüpheli hem de. Şimdi bana İkincisi bir saniye. İkincisi. Yani sen mesela şimdi kendi kendine otururken dedem cinsel hap almışı nereden aklına getiriyorsun yani? Ya bu ilacı acaba kullanmış olabilir mi? Acaba... Hangi ilacı? Ya insan doğrular nasıl bu sözü söyler diye insan şok oldu yani. Ben şok sana oldum mesela. Sana aklın veri ama. Aklın verdiği elim vermedi yani. Esma Hanım. Hangi ben... cinsel hapı alacak da sana o lafı söyleyecek ya? Bak diyorsun ki bir de. Ona vermişler mi acaba? Hemen. Bir ay önceden şimdi, tasarlanmış dedi bana. Yani şimdi heh. Bu. Ne dedi? Bana o ilaç mevzusunu ailede ilk önce bana sordu. Oraya heh. Gittim evlerine telefonuma cevap vermeyince. Dedi ki daha önce dedi temizliğe giderdim. Dedem böyle bir şeyler bana söylemezdi dedi. Ama dedi teyzeme dedi şey dedeme dedi ilaç vermişler dedi. Bu bir ay önceden tasarlanmış dedi bu bana. Aynı he. öyle dedi bak. Öyle dedi. İlaç verdi demedim. İlaç vermiş olabilir mi acaba? Kim? Verdi ben nereden bileyim ben? Kim verdi? Biliyorsun ben önceden tasarlanmış dedim bu bana. Yalan konuşma. Mehmet olayını da aileden ben hayır, gittim çözdüm. Hayır bir dakika çözdüm. Kim vermiş ilacı? Yo hani ne bileyim kim kaçırdıysa artık kim yaptıysa bu işi hani vermiş olabilir mi diye düşün. İnsanın aklına elli tür şeyle geliyor. Ya. Şimdi benim ama. Aklıma her türlü şey geliyor da mesela bu ne, bunun gelecek nesi var şimdi? Dede ortadan kaybolmuş. Tamam mı? Dedeme bir ay önce ilaç vermiş olabilirler mi? Tasarlamışlar mı diyorsun? Kim tasarlayacak? Niye tasarlasın öyle yani? Öyle dedi bana çünkü. Niye sana böyle bir şey söylemesi için birisi bunu tasarlasın be kızım ya?
Bilmiyorum. Ya kaybolmasıyla bunun nasıl bir bağlantısı olacak da? Ya kaybolmalı alakası yok. Hani dedemin o bana söylediği sözden alakası yok. Cuma günü yoktum ama biraz izledim. Bunu? O söylediği sözler de hiç gerçeği yansıtan sözler değil. Hani, aynı kelimeyi de kardeşim ilk önce söyledi. Şimdi böyle bir söz söylemesi için o gün zaten Cuma günü programda Arif Hocam da söyledi. Tamam, bunamış olabilir, bir demans tablosu olabilir. Ama sizin ifade ettiğiniz cümle demansla hiç uyuşan bir cümle değil. Sen benim torunumsun ama işte ben i̇şte böyle hissiyatım var. Yerinde de işte mantık dizisi içinde giden bir cümle sarf etmez. Ha işte bak, önemli olan nokta bu şimdi. Doğal olarak bu söyleminizi bizim tıp adamı olarak kabul etmemiz mümkün değil. Diyelim ki demans oldu, o zaman bu cümleyi sarf etmez ki Arif Hocam o gün vurguladı bunu. Diyelim ki demans değil, ahlaksız bir tablo içerisinde bunu yaptı, yine torunu olduğunuzu vurgulamaz. Bambaşka bir şekilde yaklaşır, yani, bambaşka bir şekilde yani torun, eylemini gerçekleştirmeye yani çalışır. Yani torunu olduğunun farkına varacak derecede aklı başındaysa böyle bir işlem Şimdi diyelim ki bir Esma Hanım'ın bahsettiği gibi dede Esma Hanım'a yaklaştı. Teklifede bulundu ve ne yapayım? Para verdi, sana bir takım imkanlar temin etti. Yani kusura bakma, ben şimdi bir tablo çizeceğim. Sen de diyelim ki bunu bir an için evet dedin. Dede de işte ilaç aldığını biliyorsun. Siz dede ile beraberken o yaşta dede aldığı ilacın da tesiriyle, test bir tepkiyle birdenbire bir kalp krizi geçirdi ve o anda bir baktın ki dede fenalaştı. Sen de hemen telefonu kaldırdın, 112'yi arayalım da yardım edelim bu adama ne oldu diye. Ulaşamadın ama ulaşamayıncaya kadar da baktın ki dede gitti. Şimdi bakın, siz de o zaman kalkarız, aman bu iş başıma kalır, benim üzerime kalır, öldürdüler derler diye kalktınız, dedeyi bir yere döndünüz. Sonunu bekle. Ben şunu söylemek istiyorum. Şu anda sen bu benim anlattığım durumları gidip sayın savcıya samimi olarak itiraf edersen o mezar açılır, ölüm sebebi adli tıbdan kalp krizi geçirdiği durumu varsa ortaya çıkar. Vücutta herhangi bir darbe, ölümü meydana getiren başka bir bulgu yoksa, o kalp krizinden, duyduğu heyecandan, o yaştaki cinsel ortamda heyecanla, aşırı heyecandan rahmetli olduğu ortaya çıkar ve senin bir gün dahi cezai sorumluluğun söz konusu olmaz. Ben bir hukukçu olarak sana bunu izah ediyorum. Anlıyorum. Yani böyle bir durum varsa hem üzerindeki bütün bu şayaları, bu bakışlara def etmek için hem gerçeği ortaya çıkartmak için gidip sayın savcıyla benim anladığım... Tamam yani ya. bunu itiraf ettiği zaman herhangi bir ceza almazsın. Gerçeği konuşabilirsin. Yani bu sen meselesi de değil. Bak, yok zaten. Bak bir şey söyleyeceğim. Sen meselesi de değil. Şimdi iddialar dedenin sana bir kadın bulman için para verdiği yönünde. Heh. Eğer bir kadın getir diye sana para verdiyse, sen de o Mehmet, Ahmet, Hüseyin neyse onun vasıtasıyla ona getirdiysen hani o paranın karşılığında. Böyle bir şey olduysa da söyle. Ben sana reklam arasında söyleyeyim. 3 tane çocuğum var. Günah çocuklarına günah. Mik ablacığım bak, dede bana bir defa para verdi. O da evini gittim temizlemiştim. O zaman bana para verdi, uzattı bana. Ben almak istemedim. Bana sonra o 100 milyonu vermişti. Ama yok, evini başka, yaptırmak için para verdi başka diyor komşular. Ondan sonra bana hayatta para vermedi. Yani ben onu sonra zaten... Evini yaptırmak için sana 100 lira değil, 100 liradan fazla para verdiğini söylüyor şimdi. Hayır Müge Hanım, vermedi. Ama röportajlar yaptı. Vermedi. Sadece bu beni bu kaybolmadan bir hafta önce haberler gönderdi bana. Ne diyor? Ben o çirkin sözleri söylediği için ben inmedim oraya, gitmedim. Bir hafta önce değil Müge Hanım. Ne haber gönderdi? Şunu söyleyeyim size. Esma gelsin işte. Benim baba. Ona bir şey diyeceğim. Bir şey bana vereceğim işte. Bunların evine yakın bir tane cami var. Camiye çıkıyor. Namaz kılmıyor. Cuma namazına gidiyor. O da ayın 22'sine şey yapıp geliyor. Babam gidiyor. Diyor ki
Orada bizim bir tane inşaat ustası, inşaat yapan bir tane şey. Halit Kençli bir vatandaş. Onların da gönderdi. Çok kişiyle gönderdi bana haber. Böyle bir çıkacağım oraya demiş ya bu Esma'ya öyle ve annesi haber vereceğim diyor. Kesinler aşağı diye. Aynı zamanda annesiyle bırak. Bunun tek değil bak şimdi. Annesiyle işte. Bak şimdi. O da diyor ya ayağım da ağrıyor demiş babam. Demiş ya ben demiş söylerim demiş. Bu Halit denen genç gidiyor bunları evde bulamıyor. Yolda ablamla beraber eniştemle karşılaşıyormuş. Eniştemle diyormuş ablama böyle böyle işte sizi istiyor aşağıya. Kızların şeyi istiyor demiş. Eniştem şu kelimeyi kullanmış ona. Kızına demiş yer mi verdi istiyor onu demiş. Babam